Film, Caden adında bir çocuğun kalabalığı sevindirdiği bir kolej futbol maçıyla başlar. Kısa bir süre sonra, rakip takımlardaki Brad adındaki oyuncu onu yere serer ve kafa atarak Caden'ın burnunu kanatır. Brad, kalabalığın beğenisini kazanmaya çalışırken Caden aniden üzerine atlar ve izleyen herkesi şok ederek neredeyse bayıltana kadar Brad'i döver. Caden ertesi gün kız arkadaşı Lisa ile buluşur ve sonunda aklını kaçırdığını düşündüğünü söyler. Lisa onu rahatlatmaya çalışır ve öpüşmeye başlarlar. O sırada gökteki bulutlar dağılır ve dolunay belirir. Caden aniden kurt adama dönüşerek Lisa'yı korkutur. Sabah olur. Caden uyanır ve ailesini bulmaya çalışırken oturma odasında kan görür. Kurt adamken ailesini öldürdüğünü fark eder. Tam kendini koyverecekken Lisa eve polislerle gelir. Ancak onlar giremeden Caden tekrar kurt adama dönüşüp kaçar. Bu olay haberlerde yayınlanır ve Caden'ın evlatlık olduğunu öğreniriz. Caden polisten kaçtıktan sonra bir bara gelmiştir. Bardan kaçarken iki motosikletlinin bir kadını dövdüğünü görür. Kadını rahat bırakmalarını söyler ama dinlemezler. Bunun üzerine Caden gelip her iki adamı da öldürür. Sonra motosikletlerden birini çalıp uzaklaşır. Bir sonraki durağı başka bir bardır. Burada bir süre oturduktan sonra Joe adında bir adam onunla sohbet etmeye başlar. Caden'a onun kurt olduğunu bildiğini, kendisinin de kurt olduğunu söyler. Caden hemen ona ısırılmamasına rağmen nasıl kurt adam olduğunu sorup konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek ister. Joe, Caden'a bu güçle doğduğunu, kendisinin de safkan kurt olduğunu söyler. Ayrıca böyle başkalarının da olduğundan bahseder. Caden kendisinin ne olduğunu anlayabilmek için kendisi gibi olanları bulması gerektiğini söyler. Joe biraz tereddüt eder ama sonra Caden'a gideceği yeri haritada gösterir. Caden bu kasabaya gider ve orada herkesin kendisine baktığı bir bara girer. Barman Gale şüpheli bir şekilde orada ne yaptığını sorar. Caden iş aradığını söyler. Etrafına bakınırken Connor adında bir adamın kendisine baktığını görür ama gözleri kısa sürede Angel adlı barın sahibine çekilir. Tam o sırada Connor yanındaki Holly'ye gidip Caden'la konuşmasını söyler. Holly onu dansa kaldırmaya çalışır ama Caden ilgilenmediğini söyler. Holly gidince Angel Caden'a adını sorma şansı bulur. Caden ona sahte bir isim verir ve onun adını da sorar ama daha cevap alamadan önce Deke adında bir adam Holly'ye taciz ettiği gerekçesiyle Caden'ı dövmeye gelir. Caden Deke'ye öyle bir şey olmadığını söyler ama Deke ve adamları kavgaya hazırdır. Caden bardan çıkar ve Deke ve adamları dışarı çıkana kadar çalılıklarda bekler. Deke yalnız kaldığında yanına gider ancak çok konuşamadan Deke kurt adama dönüşür. Caden daha güçlüdür ve Deke bir süre sonra kaçar. Caden motoruna binmek üzereyken John adında bir adam onu görür ve çiftliğinde ona bir iş teklif eder. Caden teklifi kabul eder. Caden ilk çalışma gününde John'un karısı Clara ile tanışır. Her şey harika giderken Connor çıka gelir. Connor John'un neden bir yabancıyı işe aldığını sorar ama Caden bir şey söylemeden John, Caden'ın yeğeni olduğunu söyleyerek ona sahip çıkar. Connor buna inanmaz ve Deke'nin Caden'dan dayak yediğinden bahseder. Caden Deke'yi dövmek gibi bir niyeti olmadığını, adamlarıyla birlikte kendisini tehdit etmesine rağmen sadece onunla baş başa konuşmaya çalıştığını söyler. Ertesi gün Caden'ın öldürdüğü motorcular haberlere çıkar ancak Caden tam adının geçeceği sırada çat diye TV'yi kapatıp Clara ve John'u şaşırtır. Onlara kasabaya gideceğini söyler ve Angel'ın barına ulaştığında Carter adında bir adam gelip polisler burayı basmadan önce kasabayı terk etmesi gerektiğini söyler. Carter ayrıca Connor'ın tehlikeli olduğu, kim olduğu anlaşılmadan kaçması gerektiği konusunda uyarır. Caden ve adam konuşurlarken Connor'ı görürler ve adam gider. Caden bara girdiğinde sarhoş olan Gale ve Angel ona kardeş olduklarını söyler. Connor ve sürüsü Carter'ı ormana götürür. Connor, Carter'ın Caden'a ne dediğini sorar. Carter daha fazla bir şey söylemeyince Connor ve sürüsü Carter'ı avlamaya başlar. Caden motoruyla eve dönerken ormandan uluma benzeri sesler duyar ve sesleri takip etmeye karar verir. Yolda giderken aniden karşısına Angel çıkar. Angel, Connor ve adamlarının birini öldürdüğünü ve kim olduğunu görmek istediğini söyler. Bir uçuruma giderler ve orada Connor'ın sürüsünü Carter'ın vücut parçalarıyla ziyafet çekerken görür. Bu Caden'ın kusmasına neden olur. Ancak Angel, Connor ve adamlarının tıpkı Caden gibi kurt olduğunu söyler. Caden bu bilgi karşısında şok olur. Angel'la birlikte eve döndüğünde John ve Clara haberleri izlemekte ve Caden'dan bahsetmektedir. Clara onu görür görmez sarılır, özür diler ama Caden neden bahsettiğini anlamaz. John hatanın kendisinde olduğunu söyler ve neler olduğunu anlatmaya başlar. Caden'ın annesi Lucinda safkan bir kurttur. Bu kadın kasabalarında yaşamıştır ve Connor tarafından tecavüze uğrayıp hamile kalmıştır. Bunun öğrenilmemesi için John ve Lucinda'nın babası Lucinda'yı ölmüş gibi göstermiş ve çocuğu evlatlık vermiştir. Lucinda birkaç gün sonra intihar etmiştir. Connor son zamanlarda mirasını düşünür olmuştur ve sürüsünün tüm üyelerini kurt adama çevirmiş olsa da safkan Angel'dan çocuk sahibi olmak istiyordur. Bu arada Gale ve Clara'da hiç kurtluk yoktur.
Daha sonra yalnız kaldıklarında Angel, Caden'a bunun çoktan kararlaştırıldığını, Connor'ın sevdiği insanların öldürülmemesinin tek yolunun bu olduğunu söyler. Bir süre konuştuktan sonra Angel, Caden'ı öpmek üzeredir ancak Caden adrenalinin onu bir kurt adama dönüştüreceğini bildiğinden ve ona zarar vermek istemediğinden reddeder. Angel zarar görmekten korkmuyordur ve öpüşmeye başladıktan bir süre sonra ikisi de kurt adama dönüşür. Eve döndüklerinde içeride Larson ve Robinson adında iki adam vardır. John adamları Caden'la tanıştırır. Bunlar kasabaya ilk taşınan eski sürünün üyeleridir. Her iki adam da Angel'ın Connor'a bir bebek vermesi gerektiğini düşündükleri için Caden'ın etrafta olması taraftarı değildirler. Bunun üzerine Caden Connor'ı öldürüp aileyi kurtaracağını söyler. Connor ve sürüsünün olduğu yere gelince Connor'a onun oğlu olduğunu söyler ama Connor buna inanmaz ve hemen sürüsüne Caden'ı öldürmeyi emreder. Caden kısa süre sonra alt edilir ve dövülür. Connor'ın sürüsünden kaçmak için uçurumdan atlamak zorunda kalır. Düşerken Caden, John'un ona ayağa kalkmasını söylediğini görür. Ancak bu görüntü onu harekete geçirse de hayalden ibarettir. Angel'la eve geri giderler. Ertesi sabah Caden'ın yaraları ağırdır ve John'a hiçbirini öldürmemeye çalıştığını söyler. John bunun büyük bir hata olduğunu ve hayatta kalmak istiyorsa öldürmesi gerektiğini söyler. Ayrıca Caden'a iyileşebilmesi için bir kurt adama dönüşmesi gerektiğini söyler. Bunu kendi başına yapamadığı için John Angel'dan ona yardım etmesini ister ve Angel onu öpünce aniden iyileşmeye başlar. Sonra dışarı çıkarlar. Angel ona bacaklarının iyileşmesi için koşması gerektiğini söyler. Caden başta zorlanır ama bir süre koştuktan sonra iyice kendine gelir. Angel'a Connor ve sürüsüyle tekrar savaşacağını, bu sefer onları öldürdüğünden emin olacağını söyler. John'un geliştirdiği bir formül sayesinde patlayıcı içeren bir plan yapar ve hep birlikte işe koyulurlar. Sonunda Caden patlayıcıları ahırın hemen dışındaki tarlaya dikmeye başlar. Sonra Angel'a güvenli bir yere gitmesini ve Connor'la işi bittiğinde onu almaya geleceğini söyler. Caden aniden Angel'ın çığlığını duyunca eve koşar ama bir notla karşılaşır. Not Connor'dandır ve Angel, Gale, John ve Clara'yı görmek istiyorsa Angel'la çiftleşme törenine gelmesi yazıyordur. Connor'ın sürüsünün takıldığı tepede John, Clara ve Gale bir kafese kilitlenir ve Angel çadırdan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra Connor, Angel'la birlikte olma zamanının geldiğini söyler. Tam bu sırada Caden'ın ortaya çıkma ihtimaline karşı gözcülük yapan iki kişi Caden tarafından öldürülür. Connor, Angel'ı götürmeden tam zamanında gelir. Connor hemen adamlarını Caden'ın peşine takar ancak Caden onlardan kaçmayı, bazılarını dövmeyi ve Angel'ı serbest bırakmayı başarır. Bunun üzerine Connor ve adamları peşine düşer. Angel da kurt adama dönüşür ve John, Clara ve Gale'ı serbest bırakmadan önce bir adamla savaşır. Sonra John'a Caden'a yardım etmesi gerektiğini söyler. John hemen kestirmeden gidip ahıra varır ve silahlarıyla çatıya çıkar. Caden da tüm sürüyü ahırın hemen dışındaki alana getirmeyi başarır. John alandaki patlayıcıları vurmaya başlar. Bu sırada Connor'ın adamlarından bazıları ölür. Connor çok sinirlenir ve Caden'ın ahırın içinde olduğunu görür. Hemen sürüyle birlikte içeri girer ama Caden yine onları oyuna getirmiştir. Onları içeri kilitler. Daha sonra John'a duvardaki patlayıcıları vurmasını söyler. John bunu yapar ve ahırın bazı kısımları patlar. Caden hasarı görmeye çalışırken Connor sapasağlam dışarı atlar. Onunla kendisi savaşmak zorundadır. İki adam başta birbirlerine denk gibidir ancak Caden Connor'ı alt etmeyi başarır. Connor kanlar içinde kalır. Tam işini bitirecekken Connor, Caden'a Lucinda'yı zorlamadığını, birbirlerini sevdiklerini söyler. Caden ne yapacağını düşünürken Joe arkasında belirir ve Caden'ı yenecek kadar güçte olmayan Connor'a gülmeye başlar. Connor Joe'yu kasabadan sürgün etmiştir ve her şey aslında ondan intikam almak isteyen Joe'nun planının bir parçasıdır. Joe kardeşi Carter'ın kendisine bilgi verdiğini ve sonunda işi bitirmek için geri döndüğünü söyler. Caden'ın izini sürüp ailesini öldürmüştür ve suçu ona atmıştır. Amaç ikisini birbirine düşürecek ortamı hazırlamaktır. Caden buna çok sinirlenir ama Joe'ya vuracak hali kalmamıştır. Bunun yerine Joe ona vurur. Tam o sırada Connor, Joe'ya Carter'ı öldürdüğünü ve yediğini söyler. Bunun üzerine Joe Connor'ı öldürür. Daha sonra Caden'ı dövmeye başlar ve bir süre dövdükten sonra John tarafından vurulur. John başka bir atış yapmadan önce Joe kaçmaya çalışır. Ancak Caden onu yakalar. Ardından Joe ona kurtların aç olmadığı veya kendini savunmadığı sürece öldürmemesi gerektiğini söyler. Ayağa kalkarken bir sigara yakar. Caden kurnazca sigarayı elinden alır ve yerdeki patlayıcının üzerine atar. Joe daha sonra Caden'la alay etmeye çalışır ama durduğu yerin hemen altında bir patlayıcı olduğunu ve sigaradan çıkan ateşin onu yaktığını fark ettiğinde artık çok geçtir. Joe patlarken Caden patlamadan tam zamanında uzaklaşır. Ertesi gün Caden uyandığında Angel'la yataktadır ve o günün ilerleyen saatlerinde Caden, John'a Angel'la kasabayı bir süreliğine terk edeceklerini söyler. Barın başına Gale geçer. John üzülse de razı olur. Caden'a kurt adam ailesinin soy ağacını içeren bir parşömen verir ve diğer kurtlarla karşılaştığında bunları bilmesinin faydalı olacağını söyler. Caden ve Gale, John, Clara ve ardından Gale'a veda edip Caden'ın motoruyla kasabadan uzaklaşırken film biter.
Bunun gibi daha fazla video için abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler.